Dalı Halil, 1871 yılında bugün için Yunanistan'da kalan Edirne'nin Adaiçi bölgesindeki kilise köyünde doğmuştur. Hıra Mehmet adlı bir pehlivanın oğludur. Babasının tesiriyle o da, çocuk denecek yaşta güreşe heves etmişti. Babası onu, zamanının en ünlü pehlivanlarından olan Kel Aliço'nun yanına verdi. Güreşe Kel Aliço çırağı olarak yetiştirilmiştir. Dalı Halil, 18 yıl Kırkpınar Başpehlivanlığını korumuştur. Dalı Halil için, dünyanın en büyük pehlivanı sayılan Koca Yusuf'tan sonra en bilgili pehlivan denirdi. Boyu 1.98, kilosu 150 idi. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaptığı bütün güreşleri kazanıp başpehlivan olduktan sonra Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile birlikte Avrupa'ya gidip, Almanya'nın çeşitli kentlerinde, Paris, Viyana ve diğer şehirlerde güreşti. Orada karşılaştığı birçok rakibini çok kısa zamanlarda yendi. Avrupa'dan sonra Amerika'ya geçti. Amerika'da Boston, Chicago, New York'ta güreşti. Karşısına çıkarılan bütün rakiplerini yendi. Böylece kendisine Türk Aslanı adı takıldı. Amerika'daki bir güreşte altına aldığı Amerikalı meşhur güreşçi Tom Jenkins ile yaptığı maçta rakibinin kaburga kemiklerini kırdığından az kalsın halk kendisini linç ediyordu. Türkiye'ye döndükten sonra bir çiftlik satın aldı. Çiftçilik yapmaya başladı. 1 Ocak 1901'de Hamburg'daki turnuvaya katıldı. Altı pehlivanla güreş yaptı. En fazla dayanabilen 7 dakika dayanabildi. Kırkpınar'da başpehlivanlığı tam 18 yıl ondan kimse alamadı. Dalı Halil, 10 Şubat 1926 tarihinde zatürreden 55 yaşında iken ölmüştür. Önce Edirne'de Kasımpaşa Camii yanında bulunan mezarı sonradan Edirne Çömlekköylü Pehlivan Kara Emin'in mezarı yanına nakledilmiştir. Pehlivanlar Tekkesi olarak bilinen bu yer her yıl Kırkpınar güreşleri başlarken pehlivanlar tarafından topluca ziyaret edilir. Oğlu Mustafa da bir süre pehlivanlık yapmasının ardından Atatürk'ün faytoncusu olmuş ve Mustafa Kemal'in ölümünden sonra hayatını Silivri'de sürdürerek Sinop soyadını almıştır.